Travma sonrası stres bozukluğu düzelir mi, ne kadar sürer? Travma sonrası psikolojik tepkiler nelerdir? Stres bozukluğunun temel belirtileri nelerdir? Travmanın yarattığı ruhsal sorunlar nelerdir? Tekrarlar mı? Tedavi edilmezse ne olur? Ve biraz da deprem travmasından bahsedeceğim. Öncelikle ruhsal travma nedir ondan bahsedeyim. Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma diyoruz. İnsan hayatında sıkıntı ve üzüntü yaratan pek çok olay olur. Ancak bunların tümü ruhsal travma yaratmaz. Olay kişide korku, dehşet veya çaresizlik hissi yaratmışsa olayda, kişinin kendisinin veya yakınının ölüm veya yaralanma tehlikesi varsa ruhsal travma olarak adlandırılır. Bu tanımlamaya göre ileri yaşta bir yakınımızın yıllarca süren bir hastalık sonrasında ölümünün ruhsal travmaya yol açma ihtimali daha düşükken, insanın bir yakınını beklenmedik bir biçimde mesela trafik kazasında kaybetmesi daha fazla travmatik etki yapar. Ruhsal travmalardan sonra en sık görülen iki hastalık depresyon ve travma sonrası stres bozukluğudur. Depresyon ilk kez yaşanıyorsa veya daha önceden de yaşanmışsa tekrarlama durumu gösterebilir. Ancak stres bozukluğunun semptomları biraz daha farklıdır. Travma sonrası stres hastalığında uykusuzluk, kabuslar, olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde hissetme, kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, yabancılaşma, başkaları beni veya yaşadıklarımı anlamıyor düşüncesi, olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma görülür. Belirtiler bazen travmatik olay olup bittikten aylarca sonra da başlayabilir. Savaşlar, patlamalar, afetler, depremsel yangın, kazalar, aile içi şiddet, çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimler ruhsal travmaya yol açan olaylardandır. Travmatize olmuş kişiler şok, korku, yas, öfke, suçluluk, utanç, çaresizlik, ümitsizlik, duygusal uyuşukluk gibi duyguları yoğun bir şekilde yaşayabilirler. İlk 1-2 haftadan sonra eğer bu duygular varlıklarını ve yoğunluklarını korurlarsa bu muhtemel bir psikolojik soruna işaret eder. Peki bu travma sonrası durum tekrar tekrar yaşanabilir mi? Travma yaşayan kişide yaşanan olayla ilgili anıların zihninde tekrar canlanması sık görülür. Olayla ilgili görüntüler ve sesler düşünmek istemediği veya hatırlanacak bir durum olmadığı halde tekrar canlanabilir. Bu durum kişiyi genellikle çok rahatsız eder. İç sıkıntısı, çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamama gibi bunaltı belirtilerine yol açar. Bazı zamanlarda ise birey olayı gerçekten yaşıyor gibi olur. Travma sonrası stres bozukluğunun ortalama olarak 4 haftaya kadar devam etmesi genellikle normal kabul edilebilir. Bahsedilen süre içinde kendiliğinden geçer ve herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir. Ancak semptomlar bir aydan uzun süredir devam ediyorsa o zaman stres bozukluğu durumu olabilir ve böyle durumlarda bir uzman görüşü gerekebilir. Zaman travmanın etkilerini tamamen ortadan kaldırmıyor. Travma kabullenilmediği zaman açık yara gibi devam ediyor. O yüzden zamanla geçer nasıl olsa diye düşünmeyin lütfen. Travma sonrası stres bozukluğunu teşhis edecek herhangi bir laboratuvar testi yok. Ancak doktorlar ve uzman psikologlar bunun tanısını koymak için çeşitli görüşme ve değerlendirme tekniklerini kullanır. Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinin temel amacı semptomların azaltılması, tetikleyicilerle başa çıkmanın anlaşılması ve yaşam kalitesinin sağlanmasıdır. Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde öncelikli olarak kullanılan yöntem psikoterapidir. Aynı zamanda konuşma terapisi olarak da adlandırılan çeşitli psikoterapi türleri hem travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteren çocukları hem de yetişkinleri tedavi etmek için kullanılabilir. Bugün biraz depreme bağlı travma sonrası stres bozukluğuna da değinmek istiyorum. Ruhsal travma ne kadar şiddetli yaşanmışsa ruhsal etkiler de o kadar fazla ve uzun süreli olur. Örneğin depremde enkaz altında kalanlar kalmayanlara göre, yakınını kaybedenler kaybetmeyenlere göre, evi hasar görenler görmeyenlere göre daha fazlası ruhsal sorun yaşarlar. Deprem sırasında ve sonrasındaki tepkiler her insanda farklılık gösterebildiği gibi hepimizde ortak olan duygu korkudur. Depremin hemen ardından kişi kendini aşırı korkmuş, ne yaptığını bilmez halde hissetme, duygularını hissedememe, tepki verememe,
bulunduğu ortamı ya da durumu tam olarak algılayamama gibi belirtiler yaşayabilir. Kişiyi aniden etkisi altına alan ölüm korkusu, kişide çaresizlik ve panik duygusu yaratabilir. Peki bunun etkilerini nasıl azaltabiliriz? Olabildiğince bireyin duygusu ile birlikte yaşadığı travmatik anıyı zorlamadan anlatması sağlanmalıdır. Birey cesaretlendirilerek destekleyici bir yaklaşımla aktarımda bulunmasına eşlik edilmelidir. Ancak meraklı ve detaycı sorular sorulmamalı, zorlayıcı bir tutumda kesinlikle olunmamalıdır. Ne kadar aktarım sağlanabilirse süreçle yüzleşme o kadar kolaylaşır ve fobik tablodan o kadar uzaklaşılır. Böylelikle hem travmatik stresi önleyebilir hem de bununla ilgili karşılaşma sürecindeki olası korku materyalini de azaltmış oluruz. Bunun nezdinde genel olarak neler yapabiliriz çevremizdeki depremzedelere? Öncelikle aktif dinleme. Kişiyi yargılamadan dinlenilmeli ve depremle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesine izin verilmeli. İkinci olarak duyguların onaylanması. Deneyimler ve duygular geçerli ve önemli olarak kabul edilmeli ve kesinlikle küçümsenmemelidir. Üçüncü olarak güven verilmeli. Onlara yalnız olmadıklarını ve bir yardımın da mevcut olduğuna dair güven verilmeli. Ardından öz bakımı desteklemek. Uyku, egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi yollarla fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendilerine bakmaları için, öz bakımları sağlanması için destek verilmeli. Beşinci olarak çeşitli kaynaklarla bağlantı kurmak. İhtiyaç duyduklarında akıl sağlığı uzmanları, destek grupları ve yardım hatları gibi mevcut kaynaklar hakkında bilgi verilebileceği paylaşılmalı. Altı, güvenli bir alan sağlamak. Konuşabilecekleri ve duyulabilecekleri güvenli ve destekleyici bir ortam yaratılmalı. Yedinci olarak tavsiye vermekten kaçınmak. Bunun yerine neye ihtiyaçları olduğu sorulmalı ve kesinlikle yargılamadan destek olunmalı. Sekizinci olarak başa çıkma mekanizmalarına saygı göstermek. Herkes travmayla farklı şekilde başa çıkmaktadır. Herkesin defans mekanizması farklıdır. Bu nedenle kişilerin başa çıkma mekanizmalarına saygı duyulmalıdır. Son olarak travmayı zihninizden artmanızı beklemek gerçekçi değildir. Tedavi yapmanıza yardımcı olabilecek şey deneyimle, hatıralarla nasıl başa çıkabileceğinizi ve günümüzde nasıl yaşayacağınızı öğrenmektir. Aslı Kılıç'la Beyaz Sayfa'nın bu haftada sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza başvurun. Haftaya yepyeni bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.